Good afternoon, everybody. My name is Ulaş Akın from Urban Ecosystems Lab. Merhabalar, ben Ulaş Akın. Kentsel ulaşım AŞ'den ve bugün altyapıyı konuşacağız. Altyapıyı yeniden düşüneceğiz ve yine açıkçası döngüsel ve yenilikçi bakış açılarıyla bakmaya çalışacağız altyapı konusuna ve aramızda gerçekten bu konularda söz sahibi duayen kişiler var aramızda, bu konunun duayenleri ve altyapıların geleceğini konuşuyor olacağız bugün uzmanlarımızla birlikte. Evet, Covid döneminden geçiyoruz hep birlikte. O yüzden bildiğiniz gibi iklim değişikliği gibi, taşkınlar gibi ve elektrik kesintileri gibi yine eş zamanlı sorunlarla da uğraşıyoruz. Bu bağlamda altyapı hususlarını ve konularını biraz daha geniş çaplı düşünmenin zamanı geldiği düşünüyorum. Özellikle su varlığı, suya erişebilirlik ve altyapıların yeniden yapılandırılması, yeniden erişimin düzenlenmesi gibi husus. O yüzden yenilenebilir enerji bildiğiniz gibi son derece önemli bir husus. Gerçekten bütün bu döngüsel ve bütüncül bir yaklaşımla bu yenilenebilir enerji kaynakları finansmanını nasıl gerçekleştirebileceğimizi ele alacağız. O yüzden bildiğiniz gibi kentsel ekosistemlerle ilgili elbette hem beşeri hem de doğal çevresel faktörleri hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte bu yenilenmeyi dönüşümü sağlamaya çalışacağız. Elbette ben sizlere Sayın Charles Burris Marty sizleri tanıtmak istiyorum. Kendisi ve yine New York Şehir Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi ve profesör, aynı zamanda bir enerji uzmanı. Kendisi, söz sizde Sayın Burris Meyer. Evet, bugün sizlere biraz da geniş açısından, biraz da makro bakış açısıyla konuşmaya çalışacağım açıkçası. Ve yeniden gelişme dediğimiz ve yeniden imar dediğimiz konuları konuşmaya çalışacağız bugün sizlerle birlikte. Özellikle ilk konuştuğumuzda hadi imarı anladık da yeniden imar ne ola ki denildiğini duyduk. Development'ı herkes biliyordu. Bir imar ve gelişme olarak adlandırıyoruz ama yeniden gelişme, yeniden imar konusunu dünyada geniş bir bakış açısıyla bakılmaya çalışıyor. O yüzden hem bunu bölgesel, açıkçası global ölçekte ve bölgesel ölçekte dikkate alınması gereken bir husus. Bildiğiniz gibi global ölçekteki resmi oluşturmak için çeşitli dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmış ve buradaki her bir noktanız görmüş olduğunuz gibi nüfustan bakın da gayri safi milli hasılaya, yine aynı şekilde doğrudan dış yardım, karbondioksit emisyonları, azot emisyonları gibi, yine aynı şekilde hatta gübre tüketimine, su kullanımı, kağıt tüketimi, yine aynı şekilde denizlerimizdeki balık yakalama oranları gibi, ulaşım gibi, telekomünikasyon gibi, uluslararası turizm gibi, hatta karbondioksit emisyon değerleri gibi, yine aynı şekilde yüzey sıcaklığının artması, tarımsal ve ekilebilir arazilerin yıkanması ve verimsizleşmesi gibi komple resmi ortaya koyabilecek, görmüş olduğunuz gibi toplam etkiyi ortaya koyabilecek ve toplam projeksiyon yapabilmemizi sağlayabilecek hususlar var. Görmüş olduğunuz gibi her bir tablonun özelinde şunu görüyoruz: sistemler değişiyor, insanların doğa üzerindeki etkiler artıyor ve aslında doğaya vermiş olduğumuz yük giderek artıyor. Her bakımdan artıyor ve o yüzden bildiğiniz gibi özellikle 2030 yılları, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ki dünya nüfusunun %75'inin kentsel bölgelerde yaşayacağı gerçeğini de göz önüne bulundurarak, kentsel bölgeler gerçekten şu anda ekosistemleri dikkate almaya başlamamız gereken en önemli ve dönemlerden geçiyoruz şu anda. Evet, gerçekten burada
Doğru bir şekilde şunu söylememiz de gerekiyor. Buradaki sürülen trajeksiyonu şuraya baktığımızda burada bir nokta gelecek ki ve geldi bir pik verecek bizlere. Artık aslında bu da bu şekilde devam edemeyeceğimizin resminin çekileceği ve çekildiği bir noktaya gelmiş noktayız. Artık diyor ki dünya bütün varlıklarıyla ve kaynaklarıyla bundan daha fazlasını sürdürülebilir bir şekilde bizlere sunamaz de devam et. O yüzden bu pik noktasında ulaştığımızı açıkçası uzun zaman önce geldiğimizi göstermek istiyorum. Ve biraz önce söylediğim gibi bölgeler kendi açıkçası farklı bir yanda ve atrofiye uğramış olan bölgeler var. Yani öncelikle bir zamanın belirli dönemlerinde bir zenginliği yaşamış, altın çağını yaşamış, artık ondan sonra inişe geçmiş bir bölgeler var ve yine aynı şekilde bununla ilgili olarak ekonomi ve enerji ekolojisini ve ekonomisini ortaya koyan kişilerin başında da görmüş olduğunuz gibi Howard Odum bulunmakta ve kendisi bu makaleyi kendiniz okuyun da açıkçası ve burada bir ondan fazla farklı görüşün olduğunu görmekteyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi açıkçası kentsel bölgelerin yarısından fazlasında bile toplumumuzun açıkçası doğal kaynaklardan yani yine herhangi bir ücret ödemeden güneş, rüzgar, su, dalgalar gibi doğal kaynaklardan hiçbir ücret ödemeden yararlandığını ortaya koymakta. Yani burada bu şunu ortamaya kayıyor. Yine aynı şeyi şunu sokuyor. Buradaki çevresel teknolojilerin ve burada aynı şekilde ekolojik sektörlerin ve yine ekolojik sektörün ekonomik bir handikapı da beraberinde getirdiğini ortaya koymakta. Yani çevrenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu görmekte. Burada aynı şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflere baktığımızda da her birinin birbirleriyle toplam 10-17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var bildiğimiz gibi. Bunların ne kadar birbirleriyle alakalı olduğunu, ne kadar ve bütün kategorilerde açıkçası özellikle bütün paketi bir araya getiren belirli hedefleri olduğunu, burada açıkçası özellikle ekonomiyle ilgili olan husus baktığımız gibi elbette aynı zamanda hakkaniyetli bir toplum orada yaratmak durumundasınız ve bunun içinde aynı şekilde bütün bunları sağlayabilecek de bir biyosferi sağlamamız gerekiyor. Zaten 1973'te yazmış olduğu makalenin arkasındaki sebepler de burada. Yine aynı şekilde yeşil altyapılardan bahsediyoruz, gri altyapılardan bahsediyoruz ve yine aynı zamanda insan altyapılarından da bahsediyoruz. İnsan altyapısı dediğimizde açıkta yine aynı şekilde karar alma mekanizmalarından, bunu planlamaları ve projeleri uygulayacak kurumlardan ve bunları mümkün kılacak teknik kapasiteden ve yine aynı şekilde hep birinin doğayla birlikte ve aynı şekilde yine etkili mühendislikle, gri altyapıyla birlikte çalışıp sürdürülebilir bir enerji ve sürdürülebilir bir çevre sağlanabilmesi için bütün bu görmüş olduğunuz gibi farklı disiplinlerin çok disiplinler bir şekilde de hareket etmesini ortaya koyuyor. Ve yine burada aynı şeyi görmüş olduğunuz gibi hidroelektrik santrallerinden tutun da ve altyapıları da bu görmüş olduğunuz gibi kötü yönetilmiş yeşil altyapıları olduğunu görmekteyiz. Ve bunların da bir yerdeki yeşil altyapının açıkçası kötü yönetimi nihayetinde de elbette bu yine bütün ekonomik sistemleri ve bütün çevresel ve sosyoekonomik sistemleri bozuntuya uğratabildiğini görmekteyiz. Yine aynı şekilde bunlar birileriyle alan bağlantılara şöyle bir bakacak olursak bir link paylaştım sizlere eğer ilgilenirseniz burada bizler bu çalışma içerisinde ve gri ve yeşil altyapıları ve aynı şekilde yeşil altyapı ile konvansiyonel ve geleneksel mühendislik altyapılarını değerlendirdik ve yine aynı şekilde burada insanların kullanımına yönelik olarak su tedariki faaliyetleri özelinde bunları değerlendirdik ve yine aynı şekilde burada su temin
sistemleri ve su tedarik sistemlerinin özellikle bildiğiniz gibi özellikle kentsel alanlarda, tarım alanlarında açıkçası görmüş olduğunuz gibi bu sistemlerin ilk hallerine göre şu anda bu sistemlerin sürdürülebilirliği açısından yine aynı şekilde yine çok son derece büyük bir tehdit oluşturduğunu görmektedir. Burada özellikle 0.7 trilyon dolarlık bir onarım gerektiğini ortaya koyuyor açıkçası. Yine insan kullanımına yeniden sunulabilmesi için. Görmüş olduğunuz gibi insan kendi ihtiyaçları karşılamak için verdiği zararı tamir edebilmek için bile şu an itibariyle sadece su temininden kaynaklı zararların giderilebilmesi için de 0.7 trilyon dolarlık bir yatırım yapmak durumunda. Ama arka tarafında elbette yine aynı şekilde daha yüksek tehditlerin hayata geçirilmesini engellemek için elbette bir taraftan doğa kendi işini yapmaya çalışıyor ve kendi kendini onarmaya çalışıyor ve yine aynı şekilde yeşil altyapının korunmasını sağlamaya çalışıyor. Açıkçası burada görmüş olduğunuz gibi açıkçası birbirinin iki katı olduğunu görmektesiniz ve dolar bazında değerlendirdiğimizde ve yine aynı şekilde gayri safi milli hasılalar açısından değerlendirdiğimizde yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi burada x ekseninde nüfusu, y ekseninde de gayri safi milli hasılayı görmektesiniz ve yine aynı şekilde büyümeyi görmektesiniz. Muazzam bir gayri safi milli hasıla artışı var bütün dünya ölçeğinde. Ama peki bunu nereye rağmen, ne uğruna ve bunların neyi kurban ederek elde ettiğimizi görmektesiniz. Buradaki görmüş olduğunuz gibi siyah bölgeler açıkçası özellikle yine suyla ilgili gayri safi milli hasılanın ve su varlığıyla ilgili, su kullanımıyla ilgili önümüzdeki 2050'ye kadarki resminin ne kadar kararacağını ortaya koyan bir resimdi. Ve peki hem yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kentsel ve kentsel olmayan alanlarda ve geleneksel özellikle su çözümlerinin geleneksel su çözümlerini gördüğümüzde burada ve 2000 yıllarında açıkçası mavi alanlar su kullanımlarının arttığı ve yani su kullanımına yönelik altyapı hizmetlerinin arttığı bölümleri görmekte. Ve yine aynı şekilde buradaki kahverengi ve sarıya dönen yerler de açıkçası bu kendi yeşil altyapıyı kaybetmeye başladıklarını ve yine aynı şekilde su kullanım sektöründe 0.7 trilyon dolarlık bir değer yaratırken 0.7 trilyon dolarlık bir yatırım yaparken daha sonra bu bozulan ve bu yine aynı şekilde zarar verilen kesimin tamir edilebilmesi için ileride 1.6 trilyon daha harcamak zorunda kalacağımızı ortaya koymakta. Burada elbette IPCC'ye baktığımızda yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ulusal iklim değerlendirmelerine baktığımızda bu çalışmaların açıkçası birçok değerleriyle uyumlu olduğunu göstermekte. Ve yine aynı şekilde yine iklim değişiklikleri elbette global olabilir. Ama açıkçası her ne kadar global ölçekte konuşmamıza rağmen etkilerinin daha çok bölgesel ve yerel olduğunu görmekteyiz. Ve o yüzden de bölgesel ve şehirsel ölçekte ortaya çıkacak olduğunu görmekteyiz bunun etkileri. Ve yine aynı şekilde bu nedenden dolayı şehirleri biraz daha sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek için neler yapabileceğimizi düşünmenin de vaktinin geldiğini de bunu göstermekte. Burada görmüş olduğunuz gibi bir köstekte bir çalışma gerçekleştirdik ve gerçekten biraz önce bahsetmiş olduğum yeniden imarın gerekli olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik ve Macaristan'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden deki mezun öğrencilerle birlikte ve yine ve de açıkçası 100 sayfalık bir rapor bu rapor. Açıkçası burada yine aynı şekilde yine bu
ekonomiye baktığımızda burada ekonomik yenileşme için ve ekosistem hizmetleri, ham madde üretimi ve burada yine görmüş olduğunuz ekosistemin beslenmesi için besin materyallerinin sağlanması ve buna yine aynı şekilde insanların atık üretimi, bu atıkların tekrar geri kazanım yoluyla değerlendirilmesi gibi bir döngü görmekteyiz. O yüzden bu döner sermaye içerisinde her bir bileşenin tanımlanması ve bu bağlamda hem kamusal alanda da bu planları ve programları uygulayıcılarının da eğitilmesi gerekiyor. Burada toplumun, politika yapıcıların, yöneticilerin ve yatırımcıların bir araya getirilmesi gerekiyor. Elbette bir diğer tarafında özel sektör katılımı olmadan da bütün bu planların ve hayata geçirebilmesinde mümkün olmadığı veya çok zor olacağı bellidir. Bu yüzden yine aynı şekilde burada bir infiltrasyon havzasını görmekteyiz. Ve yine aynı şekilde neler yapılabilir? Mesela bir bitki örtüsü oluşturulmuş çatılar, geçirgen bir asfalt yapısı veya döşeme yapısı gibi açıkçası çok farklı. Bizler yeniden üretimi, yani regeneration dediğimiz yeniden üretimi hayata geçirebilmekten ve döngüyü sağlamadan, bu su döngüsünü sağlayamadan bunları sağlayamayız. O yüzden açıkçası burada biyolojik ve biyokimyasal etkenler ekleyerek daha sonra bunu fiziksel bileşen değerlendirmemiz gerekiyor. İklim ve nehir değişikliği, deşarj noktaları, şehir hidroliği ve su depoları alanlar gibi. Ve yine aynı şekilde mühendislik tarafına baktığımızda aslında şu anda daha iyi ve yine aynı şekilde bu tasarımı yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek, yani altyapı tasarımı, uygulaması, yönetimi alanlarında komple döngüyü sağlayabilecek bir kişi. Önceden bir şey olduğunuzda bir İsveç çakısı denilirdi. Bir İsveç çakısı gibi olmalı bir mühendis derlerdi. Yani bir mühendis olduğunda birden fazla şey yapabilecek kabiliyette olmalı diyordu. Ancak şu anda nüfus artışı bir yandan, hızlı kentleşme sorunları bir yandan, kaynak yetersizliği bir yandan, açıkçası şu anda 20. yüzyılındaki açıkçası İsveç çakısı algısı tamamen değişti. Onlarca İsveç çakısının bir araya getirilerek yeniden düşünülmesi anlamına geliyor. Açıkçası sadece İsveç çakısı değil, İsveç ordusunun tamamına ait çakılara ihtiyacımız var belki şu anda. Gerçekten çok daha geniş bir perspektiften değerlendirmemizin zamanı geldiğini ortaya koyuyor bu husus. Ve yine bununla ilgili yine her şeyle geniş ölçekte neler yapılmasıyla gerekli çeşitli makaleler kaleme alınmış ve özellikle gelecek nesil akıllı kentlerin tasarımının yapılabilmesi için geniş ölçekte neler yapılması gerektiği ve nelerin ayna tutulması gerektiği, hem makro ölçekte düşünülenlerin mikro ölçeğe nasıl yansıtılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılmakta. Çok teşekkürler Charles. Gerçekten son derece bütüncül yaklaşımın için ve aynı zamanda ilham verici yaklaşımın ve küresel bir bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabildiği için gerçekten globalden başlayıp bölgeden şehirlere, şehirlerden yerele hatta en insan dokusunun insan dokusuna en yakın olan altyapılara kadar durumu indirebildiğin için, yine aynı şekilde burada hem ekoloji ile finansal mantık ve düşünme biçimleri arasındaki bağlantısallığı da sağlayabildiğim için çok teşekkürler. Şimdi Keçin'de bugünkü tartışmamızın da genel çerçevesini oluşturmuş olduğun böylelikle. Ve çünkü bizler burada kentsel doku içerisinde kentsel tasarımı nasıl bu bağlamda yerine yapacağımızı konuşmuştuk. Şimdi aramızda Sayın Sertaç Erten de bulunmakta ve kendisi de bizlere deneyimlerini paylaşacak bu konuyla. Müsaadenizle.
çağrısı da ayrıca tabii teşekkür ediyorum. Çünkü çok gerçekten çok güzel bir başlangıç oldu bence bizim panelimiz için. Sanıyorum ekran geldi. Bir sorun olursa lütfen uyarın. Merhaba, ben de kendimi kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Serte Çerten. Uzmanlık alanı kentsel tasarım olan ve yaklaşık da 23 yıldır hem akademik hem de profesyonel iş yaşamında çalışmalarını sürdüren bir şehir plancısıyım. Son 2 yıldır da Arup Türkiye'de planlama hizmetleri liderliği yapıyorum. Aynı zamanda da ofisimizin master plan ve kentsel tasarım projeleri yöneticisiyim. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kadrosunda misafir öğretim görevlisi olarak da dersler veriyorum, yer alıyorum. Bugün sizlere hem planlama, kentsel tasarım ve altyapı arasındaki ilişkiyi, olan ilişkiyi ve olması gereken ilişkiyi hem biraz tarihsel perspektiften hem de bugün geldiğimiz koşullardan bahsederek aktarmaya çalışacağım. Bu şekilde de Charles'ın sunumunun üzerine bir bilgi inşa etmeye çalışacağım. Öncelikle çok kısa Arup'tan bahsetmek isterim. Arup bugün dünyada 14 bin çalışanıyla yaklaşık 34 ülkede 75 senedir faaliyet gösteren bağımsız ve uluslararası bir tasarım, mühendislik ve planlama hizmetleri danışmanlık firması. Arup Türkiye olarak da İstanbul ve Ankara'da iki ofiste yaklaşık 200'e yakın uzmanla birlikte faaliyet göstermekteyiz. Mekanik, elektrik, altyapı, mimari, proje yönetimi ana grupları yanında yaklaşık 2 sene önce kurduğumuz sürdürülebilir şehirler ve planlama grubumuz yer almakta. Ve bu grup içinde de özellikle altyapı ve mimari gruplarla bütünleşik bir çalışma sistemi yürüten master planlar ve kentsel tasarım ekibimiz var. Bu anlamda Charles'ın verdiği İsveççe kısa örneğini de pratik hayatta gerçekleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bu kapsamda ofisimizin mühendislik bilgisiyle planlamanın kent ve toplum bilgisi birleşerek biraz da yine Charles'a referansla söyleyeceğim, insan altyapısını içine soktuğumuz, işin içine aldığımız bir geleneksel mühendisliği de kırdığımız bir daha dayanıklı, daha esnek mekansal tasarımlar ve planlamalar yapmaya çalışıyoruz yaptığımız hizmetler içinde. Şimdi ben iki konuyu ele alarak başlayacağım. Öncelikle kentsel altyapı nedir, neler içerir? Bunu çok kısaca açmak istiyorum. Arkasından da kentsel tasarımın bununla ilgisi nedir? Bundan biraz bahsetmek isteyeceğim. Aslında kentleşme ve kentsel altyapı arasındaki güncel ilişki ve bu ilişkide kentsel tasarımın durduğu yeri ve giderek de artan önemini de biraz altını çizmek istiyorum. Tabii kentsel altyapı dediğimizde hemen aklımıza bu 5 tane alan geliyor. Hem insan ve mal ve de hizmet dolaşımını sağlayan ulaşım, daha çok ağ altyapısıyla bizim özdeşleştirdiğimiz ulaşım konusu. İçinde temiz su, kirli su altyapılarında drenajı barındıran su konusu. Katı atık, enerji ve giderek de daha büyük hayatımızda yer kaplayan, son 25-30 senedir de daha fazlasıyla bizle birlikte şehirlerimizde altyapısı güçlenen iletişim. Tabii şimdi bunları böyle ayrı ayrı kompartmanlar olarak, birer uzmanlık olarak düşünmenin ötesinde daha sürdürülebilir stratejilerle bir bütün olarak düşünmeye başlamış durumdayız. Bunu da tabii mekanla birlikte, üst yapıyla birlikte ilişkisini kurarak projelerimizde ve tabii ki yerel yönetim hizmetlerinde devam etmeye çalışıyoruz. Biraz tarih içinde hangi koşullarda nasıl kentsel altyapı ortaya çıktı, çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Böylece o global anlatının da biraz daha vücut bulan halini aktarmak istiyorum. Aslında hepimizin bildiği gibi son derece stabil bir nüfus artışı söz konusuyken dünyada belli bir tarihe kadar bir hızlı kentleşme dönemine girdik 1800'lerde, 19. yüzyılda endüstrileşmeyle birlikte. Ve burada işin rengi, yani verilen hizmetler veya toplumsal yapılar, her şey bir değişime uğradı. Fakat bugüne gelene kadar bu stabil nüfus bize çok belirgin,
kısıtlı bir kentsel altyapı dünyası sunuyor. Temel olarak su yolları, kanallar, yollar üzerine kurulu bir altyapı mefhumu vardı, kavramsallaştırması ve pratiği vardı. Bazı durumlarda bu işte Osmanlı dönemindeki çeşmeler gibi veya işte Roma dönemindeki su kemerleri gibi gün yüzüne de çıkıyordu. Yani yer, biz onu görünür görüyorduk, mekanda gördüğümüz durumlar oluyordu. Fakat temel olarak bizim bu 19. yüzyılda yaşadığımız bu hızlı kentleşme, özellikle Avrupa'da başlayan sanayileşme, 1940'larda 50'lerde dünyanın farklı yerlerine yayılan uzun sanayileşme dönemi, kentsel altyapının bugün gri altyapı diye adlandırdığımız alanını yaratılmasına sebep oldu. Çünkü ciddi anlamda sanayi ile işte yerleşim alanlarının iç içe geçmesi, daha sonra sanayinin zonlamayla bölgeselleşerek ayrılması ve tabii ki hijyen konularının çözümlenmesi ve kent planlamanın da doğuşu aslında bu döneme denk geldi. Kent planlama o dönemde tamamıyla altyapıyla bir bütün halinde bir mühendislik alanı olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii bu nüfus giderek ivmelendi ve bugün işte son ikinci yarısında 2000'li yılların, daha doğrusu 1900-2000 arasındaki ikinci yarı yılda ciddi bir ivmelenme kazandı diyebiliriz. Sadece enerji konusundan örnek verirsem, bu nüfusun artışıyla birlikte, kentleşme oranında tabii ki yüksek oranda artışıyla birlikte kentsel altyapıya duyulan ihtiyaç paralel olarak artmadı. İvmelenerek, katlanarak arttı. Çünkü kentleşme farklı türlü enerji ihtiyaçlarını, farklı türlü su kullanım biçimlerini beraberinde getirdi. Dolayısıyla toplam enerji tüketimi, su tüketimi, bu tür konular da ciddi anlamda hem kişi başına düşen oranlarda hem de totaldeki oranlarda artış oldu diyebiliriz. Kentleşmeyle bunun ilgisine baktığımızda ve bugüne ilişkin bir okuma yapmaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. 2000'lerin ilk başlarında, 2007 yılında bir kırılma yaşadık hep beraber. Bu kırılma şu: toplam nüfus oranı o güne kadar hep kırdaki nüfusun belli olan oranda yüksek seyrettiği bir çerçeve bize söylüyordu. O kırılmayla birlikte kentleşme yaklaşık olarak nüfusun, toplam nüfusun %50'sini kapladı diyebiliriz. Dolayısıyla bugün bütün dünya nüfusunun %50'den fazlası kentlerde yaşıyor. Bu da bizim kentsel altyapıya olan bakış açımızı tamamıyla değiştirecek, dönüştürecek bir olgu, bir gerçek diyebiliyoruz. Şimdi kentsel tasarımla bunun ilişkisi nedir diye baktığımızda, tabii kentsel tasarım aslında en temelde bir insanlar için mekan kurma, yer yaratma süreçleri olarak özetleyebiliyoruz. Ya işte böyle daha yaşanabilir, daha erişilebilir, insanların içinde yer almaktan keyif aldığı, sadece işte kendi özel mülkiyetleri değil de kentin bütününe dair yaşantılarında bir yer edinecek mekanların yaratılması, bunların entegrasyonu, daha iyi ve daha kaliteli mekanların yaratılması, bu konular kentsel tasarım alanına girmekte. Tabii bunu yaparken de sadece iyi, güzel, hoş, kendinize hoş hissettiren mekanlar inşa etmek değil, artık tabii bunu bütünleşik olarak görmek ve altyapı üst yapı ilişkisini birlikte sunmak gerekiyor. O anlamda öncelikle ani iklim olaylarına duyarlı, altyapı üst yapı ilişkisi de buna göre kurulmuş yerleşimler bizim önceliklerimiz. Hem dünyada bu öncelikler önem kazanmaya başladı, hem de bizim verdiğimiz hizmetlerde bu anlamda üstüne durduğumuz konular. İşte elektrikli araçlar gibi, işte otonom araçlar gibi geleceğin hareketlilik modellerini de bunun içine alan, bu ulaşım kurgularıyla birlikte bir çerçeve sunmaya çalışan bir bütünleşik tasarım konusu. İşte Charles'ın bahsettiği o İsveç çakısı yaklaşımına da aslında hepimizi getiriyor.
Burada bir teknoloji geliştirme kampüsü için gerçekleştirdiğimiz bir çalışmayı görüyorsunuz. Yani suyun özellikle yüzeyde aşağıya erişemeyen suyun toplanması, belli koşullarla aşağıyla buluşturulması bizim yeşil altyapı dediğimiz konulara bizi götürüyor. Şimdi bizim yaklaşımımız hem bu projelerimizde mekan yaratıyoruz hem de yani hem şunu demeye çalışıyorum, kentsel tasarım insan odaklı yaklaşımını ön plana alıyoruz. Hem de buna uygun mühendislik çözümlerini geliştiriyoruz. Bu da işte aslında geleneksel mühendisliğin ötesinde bütünleşik bir bakış açısı da beraberinde getiriyor diyebiliriz. Çünkü biliyoruz ki aslında daha fazla dirençli, dayanıklı yerleşimler, yerleşkeler, kentler, hatta kır bölgeleri bu bütünleşik ve hassas yaklaşıma ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla bizim solda gördüğünüz geleneksel verdiğimiz mühendis hizmetlerimizin yanında işte yer yaratma, mekan kurma, bunu bir peyzaj gibi, su gibi, işte mekanik gibi mühendisliklerle bağlayarak yapma gibi bir yaklaşımımız söz konusu. Bu zaten bugünün dünyası. İşte solda gördüğünüz gibi aslında artık bundan 10 yıl sonra belki yol, kaldırım, bisiklet yolu gibi bir ayrım da olmayacak. Çünkü işte mikro hareketliliğin arttığı, otonom araçların dünyamıza girdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem bunların altyapısının, kentsel altyapısının kurgulanması, belli standartlarla, ölçülerle, mühendislik anlamında, hem de bunların bizim hayatımıza değen noktalarda nasıl var olacağı, bizim onu nasıl hissedeceğimiz ve nasıl deneyimleneceğimiz konusu, işte bunların hepsi bir bütün olarak kentsel tasarımın alanına girmekte. O anlamda da kentsel tasarım bir tutkal gibi adeta, yani mühendisleri tutan bir tutkal gibi, planlamaya yaklaştıran bir bağlaç görevi görmekte. Bugünkü kentlerimizdeki, Türkiye'deki kentlerin çoğunda yaşadığımız ve gördüğümüz durum, geçirimsiz yüzeylerin olduğu, işte her yerin araçlarla, araçların hakimiyetinde olduğu, böylece karbon salımının en yüksekte olduğu bir dünya. Yani bütün Türkiye kentlerinde bunu görmekteyiz ama giderek bunu kırmaya çalışıyoruz ve farklı türlü yaklaşımlar getirmeye çalışıyoruz. Bu görsel son 2 yıldır içinde bulunduğumuz Küresel Geleceğin Şehirleri Programı, Türkiye ayağını yürüttüğümüz Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi'nden mevcut durumu anlatan bir görsel. Hem bu projemizde hem başka diğer projelerimizde de kentsel tasarımın o tutkal görevini yükselterek, önceliklendirerek bunun içinde mutlaka doğru mühendisliği yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu da yeşil altyapı, işte yağmur bahçelerinin olduğu, geçirimli yüzeylerin bir şekilde yüzey suyunu aşağıya akıttı. Yani ani iklim değişikliklerine karşı daha dirençli, daha sürdürülebilir çevreler yaratmanın yolları da bu bütünleşik mühendislikten geçiyor diyebiliriz. Tabii sadece altta giden altyapı anlamında değil, üste koyduğumuz bir takım altyapı objeleriyle, işte akıllı aydınlatma veya kentsel serinletici peyzaj elemanları veya motorsuz erişim için bisiklet yolları gibi çözümleri de entegre ettiğimiz ve hem yerel yönetimlere hem işverenlerimize sunduğumuz dünyalar yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu mesajı sadece vermek isterim. Aslında kentsel tasarımın o çok görsel biçim odaklı hali aslında dönüştü, değişti. Tamamıyla mühendislikle iç içe bir hizmet olmaya başladı giderek. Biz de bu yolda gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. Özellikle de sokak dokusu altyapı ilişkisi son derece önemli. Çünkü gri altyapı aslında tamamen bizim görmek istemediğimiz, böyle halının altına süpürdüğümüz bir dünyayken, şimdi tam tersine gördüğümüz, hissettiğimiz, işte yağmur bahçeleriyle, yağmur hendekleriyle veya geçirimli yüzeylerle mekanımızda birebir deneyimlediğimiz çözümlere dönmeye başlıyor. Bu anlamıyla bu ilişki değişmiş vaziyette, daha da değişmeli diyoruz.
Yağmur suyu yönetimi elbette çok önemli. Ben tabii Charles'ın sunumundan sonra biraz daha mikro düzeyde anlatım şu an gerçekleştiriyorum ama mikro düzeyde baktığımızda işte bizim gündelik yaşantımıza son derece değen konular bunlar. Aniden bir yağmur bastırıyor ve biz dakikalar içinde sırılsıklam oluyoruz. Evlerimizi su basıyor, arabalarımız sular altında kalıyor. Bununla baş etmenin tabii ki en önemli yollarından bir tanesi geçirimli yüzeyler. Bunu da gene peyzajla hem yumuşak peyzajla hem sert peyzajla kentlerde görmek ve bunları çözümlerini sunmak son derece önemli diyoruz. Ulaşım, şimdi bu kavram da tabii çok değişime uğradı. Ulaşım yerine erişilebilirlik, yol yerine de sokak dememiz gerektiğini savunuyoruz. Dolayısıyla araçların hareketi için değil, insanların, toplumun sosyalliğin hareketleri için bir işte insan altyapısı belki diye adlandırabileceğimiz bir dünyaya geçiş yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Covid döneminde de bunu çok rahat gördük. İnsanların dışarıya çıkıp aslında hareket etme ihtiyaç duyduğu, toplu taşımanın hiç olmadığı durumlarda bu esnekliği sağlayabilecek mekanların olması gerekiyor. Bu anlamda da erişilebilirlik ve sokak kelimelerini bizim mühendislik jargonuna da sokmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut su kaynaklarını tabii ki dikkate almak, bunda da gene mühendisliğin üstün çözümlerine, kentsel tasarımın, master planın mekan yaratma becerilerini katmak, bir suya biçim verirken bunu insanların rekreasyonel aktivitelerine entegre etmenin yollarını aramak. Bunlar da kentsel tasarımın işte artıları, yani buradaki tutkal görevini güçlendiren durumlar. Bütünleşik altyapı, üst yapı dediğimizde de özellikle en büyük kentlerde altyapı taşıyıcısı olan yollar, bu yolları sadece yol olarak değil bir sistem olarak görmek ve bu altyapı üst yapı birlikteliğini koordinasyon, kentsel tasarımı koordinasyonuyla birlikte götürmek gerçekten son derece başarılı kentsel çözümlere ve daha sürdürülebilir ve dayanıklı kentsel altyapılara bizi götürüyor. Toparlayabilir miyiz Sertuğ? Tabii ki. Kentleşmeyi tabii altyapıyla düşünmek gerekiyor. Bugün biliyoruz ki bizim kentlerimizde nüfus sürekli artıyor ama altyapı belki buna yetişemiyor. O anlamda veriye dayalı bir analizle kentleşme dinamiklerini, altyapı çözümlerini, altyapı planlamasına katmak gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak elbette sürdürülebilir kalkınma amaçları. Burada şunu söyleyebilirim. Özellikle SDG'leri işverenlerin, özel veya kamu işverenlerin stratejik hedeflerine bağlamak, böylece daha proje bazlı sürdürülebilir hedeflerin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını işletmek çok önemli. Dolayısıyla biz proje bazlı SDG takibi ve KPI seti çözümleriyle o konuya eğilerek ilerlemeye gayret ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tartışmalarda tekrar görüşmek üzere. Thank you very much for Ms. Sertaç Ertan. Ms. Sertaç Ertan, you provide us a very also holistic approach from urban design and engineering connection and the new trends in açık ve genel bir bakış verdiniz. Ayrıca da mühendislik hizmetleri konusunda da farklı örnekleri gördük. Our audience a kind of linkage between how the global system bu küresel sistem nasıl çalışıyor? Ve ayrıca da bir yerde bir mevcut ihtiyaçlarla bir bağlantı kurulması ve o zaman da gerçekten de küresel bir bağlam kurabileceğiz değişik aşamalarda. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni teknolojiler konusunda çok ilginç bir konu, çok güncel bir konu. Özellikle bu yaşadığımız krizde
yenilenebilir habitat. Şimdi değişik örnekler gerçekten var ve hakikaten de John bir şekilde bu konuda bize bilgi verecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum. John, söz sizindir. Çok teşekkür ederim. Ve hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet, gerçekten de bu hakikaten. Şimdi evet, bakayım yapabiliyor muyum? Evet. Şimdi şimdi şirketimizin çalışmaları hakkında bilgi vereyim ve belki de daha iyi anlayabiliriz. Yani bu yeşil yönetim nedir ve de gerçekten de Amerika'da da sanıyorum bunu da gerçekten de kullanılması önemli. Şimdi biz bir kar amacı gütmeyen bir şirket olarak başladık ve burada bize yani hidrolojik enerji ve Pasifik Kuzeybatı'da Los Angeles ve Kaliforniya bölgesinde bu programı da bir kar amacı gütmeyen bir şirket olarak başladık ve bunu da çok ilginç bir şekilde ENB bir küresel bir danışmanlık şirketi, o kar amacı gütmeyen ve burada hidrojenik destek konusunda bir çalışma yaptık ve bir rüzgar enerjisi konusunda bir çalışma hazırladık Washington ve Oregon arasında. Ve de bu konuda hakikaten çok şey öğrendik. Çünkü bütün o süreç hakkında bilgi ödendik ve biz kar amacı gütmediğimiz için ve dedi biz genellikle bir topluma odaklandık ve yerel halkın nedir ve de bu nehirler, bu akarsular nasıl kullanılabilirdi ve gerçekten yani insanların iyi bir şekilde beslenebilmesi için ne yapmak gerekirdi? Başka bir dostumuz da, o da gıda dağıtım bölümünde çalışıyordu, sektöründe çalışıyordu. Ve onlar kamyonlar ve nakliye araçları kullanıyordu ve bunu da organizasyonu yapmaya başladılar ve de burada bu döngüleri yaptığınız zaman yola çıkıyorsunuz ve dağıtım yapıyorsunuz. Şimdi hidrojen söz konusu olduğu zaman ...2005 yılında yapılan çalışmalarda
Evet, yani dizeli yerine geçmek kolay değil. Bir dizel bildiğiniz gibi gerçekten tüm dünyada çok kullanılıyor. Yani dizel sonunda dünyada en çok kullanılan yakıt. Şimdi hidrojen de ve baktık ki biz de sanayi sektörüne ve kamyonlara odaklanmak gerektiğine inandık. Ve çok süratli bir şekilde ben yani bir yerde ve meslek hayatım gerçekten burada çok ben daha çok ve Teksaslıyım ben aslında. Yani evet yani burada ben bir yerde gerçekten de hani çok bu çalışmaları yaparken de en ağır kamyonlar içinde bunu yapabileceğimi düşündüm ve sonra 2017 yılında şirketi kurduk ve burada ilk projelerde evet ve çok iyi bir ders öğrendik ve bu derste Amerika aslında bu tür projelere pek hazır değildi. 250 ton katı atık ve de bunlar da yeni bir tasarım gerekiyordu. Hangi donanım kullanılacaktı ve gerçekten de bu yapılması gereken bir çalışmaydı. Evet, birisi de arkadaşlardan biri de hakikaten burada 40 kişi çalışıyordu. Atık bölümünde evet, yani burada hakikaten tabii ben yeni bu tesise bir şekilde katkıda bulunması gerekiyordu. Bu projeyi hazırladık. Başka bir daha ufak bir projemiz de vardı. O da hidrojeni nasıl kullanılabileceğine bakıyordu. Burada çok bu tesislerde çok hidrojen üretimi var ve de ve katı atık olduğu zaman 5 ton hidrojen üretiliyordu ve buradaki bu tesiste de tabii çok daha fazlaydı. 250 ton katı atık günde. Fakat görüyoruz ki hakikaten de belki dünya buna da hazır değildi diye düşünüyorum. Bizim hiç olmazsa bizim yaşadığımız bölgede yani United Airlines'ın katkısı olduğu hava şirketi olarak, hava yolu şirketi olarak ve katı atık konusunda tabii ki bütün bu çalışmalarda yap çalıştığımızda kamyonlara odaklandık ve bir yerele odaklandık ve gerçekten de bu teknolojileri kullanırken yerel hidrojeni kullanıyorduk. Küçük miktar hidrojen. Ve de burada tabii gördük ki yaptığımız bir öneride de Portland
750 dizel jetinde ve onlar da bir hizmet olarak kullanıldı yerel olarak. 200 kilogram günde öyle bir öneri. Bunun yararlı olduğunu düşündük. Yani yeşil hidrojen için. De tabii burada biz bu hidrojeni tabii böyle bir şeyde teklifini yaptık. Ve yerel kaynakları kullanmamız gerektiğini gördük. Fakat şimdi yine göz önünde tuttuğunuz zaman 200 kilogram da günde yeşil hidrojen üretimi yapılıyordu. Şimdi bizim önerimiz yerele odaklanarak çok daha ekonomikti ve aynı zamanda da yerel altyapıyı da değiştirmek gerekmiyordu. Yani bu en büyük avantajdı tabii. Çünkü bu hidrojende bu elektroliz bazlı sistemler vardı. Ama bunun için yeni bir tesisler gerekiyordu. Tabii bu bakımdan biz de 5 megawattlık bir teklif yaptık. Daha az suya ihtiyacı var. Daha az kaynak gerekiyordu. Ve 35 galon dizel günde yani 160 kilogram günde hidrojen ve bu 4 bütün 200 kilogram günde gerekiyordu ve bunu da daha az su, daha az elektrik kullanarak yapabiliyorduk. Şimdi bu tür projede gerçekten odaklanması gereken projelerdi. Ve planlar var. Tabii daha büyük projeler de yapılabilir. Ama bizim Amerika'da gördüğümüz özellikle Kuzeybatı bölgesinde yeni projeler çıkıyor ortaya. Ve ya bizim yaptığımız teklifler var. Başkalarının teklifleri var. Fakat buradaki hidrojen gerçekte bu bir altyapı maliyeti getiriyor. Ve bunu da tabii bunu da bir arabanın içine deposuna koymak gerçekten de yerel bir hizmetti ve de yeşil bir hizmetti. Sanıyorum burada biz dizel 100 seneden beri var bir sürü de sorunu çözüyor. Ama tabii bu uygulamalar önemli. Evet yani ben evet ben BMW'de mesela şimdi yani fiziksel dinamik nedir burada? Ve bunu çok ayrıntılı bir şekilde tabii inceleyebilirsiniz bu raporu. Biz bunu yapıyoruz ve diyoruz ki evet tamam burada ve burada bir analoji var yani bir de gerçekten de bunun için sermaye gerekiyor ve aynı zamanda şirketimizin hedefleri de mümkün olduğu kadar bir de
Gençler gerekiyor ve gençlerin burada önemli pozisyonlara gelmesi lazım. Hani benim gibi kır saçlılar değil artık, gençleri devreye sokmamız lazım. Çünkü yenilikçi fikirleri onlar açık. İtalya'da da bir proje var. Bir projede buradaki slayda baktığımız zaman bu üretim birimlerinde Amerika'da ve diğer ülkelerde başka ortaklarla birlikte çalışabiliriz. Bu da İtalya'da bir çalışmada gerçekten bir rehabilitasyon projesi var. Daha önceki sunumlardaki bilgilere dayanarak diyebiliriz ki Avrupa Birliği'nde de bazı planlar var. İtalya'dan çalışan bir grup var ve bu grup da Apennin Dağları'na Roma'nın kuzeyinde ve orada ne yapılabilir? Yeni teknolojiler ve bu modellerde hakikaten başka seçenekler de var. Başka ve bu projeye baktığımız zaman evet, tabii ki orada bu dağlarda geçiliyor ve burada da Apennin Dağları'ndan geçerken yapılacak çok şey var. Evet, yani biri de tabii ki çok enerji gerekiyor muhakkak, fakat enerji açısında mesela evlerde ki Amerika Birleşik Devleti'nde bir 100 kilowattlık bir çalışma, aslında 100 günde 100 kilogramın altında bunu da üretebiliriz. Daha az su, daha elektrik. Gerekiyor ve burada da biz İtalya'daki ortaklarımızdan birinde zaten beraber çalıştık ve aslında tabii ki bir mimar da orada bir sergi yaptı. Evet, hakikaten de nedir bu dediler. Evet, yani biz tabii burada kentsel altyapıya odaklanıyoruz ama doğal alanda da yapılacak çok şey var. Evet, umarım ilginç olmuştur konuşmam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler John. Gerçekten çok ilham verici bir çalışma. Gerçekten bu kentsel alanlarda önemli bir sorun. Doğal kaynakları koruma ve özellikle evet, yani burada aslında yeni bir kavram, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir kavram, dünyada yeni bir kavram. Gerçekten artık daha etkin çözümler bulmalıyız enerji konusunda. Yenilenebilir enerji çok önemli bir konu. Çünkü bu hidroliz süreci için enerji başlıyor. Bu hidroliz süreci başladıktan sonra bir hareketlilik için enerji geliyor ve ve
Burada hidrojen kullanılınca ve gerçekten İtalya'daki bu projede çok ilginç. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmacımız Yasemin Kutak. Yasemin Kutak sürdürebilir finans konusu. Evet, evet. Yasemin Hanım, söz sizindir. Teşekkür ederiz. Kim olduğumuzu tanıtalım. Ben de İpex Bank temsilcisiyim ve burada uluslararası proje ve ihracat finansman yapan bir şirket ve evet. KFW İpex Bank uluslararası bir proje ve ihracat finansman şirketidir. Enerji geçişinde Almanya'da ve Avrupa'da ve küresel çalışmalar yapan bir kurum. Banka konusunda burada ayrıntılar var ama onları geçelim. Evet, şimdi export, ihracat finansmanı, altyapı ve taşımacılık finansmanı, çevre ve iklim koruma konusunda ve de malzeme ve tedarik konusunda finansman. Değişik işlevlerimiz var. Bu da Almanya'daki müşterilerimize kredi sağlıyoruz. Enerji etkinliği konusunda ve ihracat konusunda destek veriyoruz ve kalkınma konusunda da destek veriyoruz. Sürdürülebilir Finans Bankası olarak bizim için güncelleştirilmiş bir sürdürülebilirlik misyonu belgesi yayınladık Temmuz 2019'da ve bu KFW transisyon süreçlerini sürdürülebilir ekonomiye de destek vermektedir. Finansman konusunda çok sıkı kurallar var. Özel ekiplerimiz var bankada ve o kurallar çerçevesinde finansman çalışmaları yapıyoruz ve de burada önemli olan da bütün kurallara uyulması ve bizim yaptığımız çalışmaları gerek çevresel gerek sosyal açıdan olumlu çalışmalar olmak zorunda kurallar var. Bu kurallara iç kurallar ve şirket içi kuralları var. Onlara uymak zorunluluğu var küresel çalışmalarda. Bu da çok önemli bir boyut bizim finansmanımız konusunda. SDG haritalamasına baktığımız zaman 17 tane hedef var sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ve bunu da çevresel, ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirmek gerekiyor ve her kategoride özel kurallara uymak zorundayız ve de bu projelerin finansmanında tabii ki çevre standartlarına uymak zorunluluğu var. Şimdi bizim çevre ve iklim standartlarını tespit ediyoruz ve yaptığımız iş çalışmada sorumluluk, sürdürülebilir yaşam ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini korumak finansman için 2.9 milyar euro 2020 yılında
ve her projeyi değerlendiriyoruz ve onların kurallara uyması zorunluluğu var. Ve tabii ki önemli olan sürdürülebilirlik. Şimdi projeleri nasıl değerlendirmesi kısaca size göstermek istiyorum. Kategori A, B ve C var. Bu değişik kategorilere göre bir değerlendirme yapılıyor uzmanlar tarafından ve alınan tedbirler de o bağlamda inceleniyor. Mümkün olduğu kadar bu projelere uygun olması ve kurallara uygun olması, kıstaslara uygun olması gerekiyor. Biz yaptığımız çalışmalarda da, yatırımlarda da bazı yatırımlar yapılmıştı. Fakat burada bazı standartlar artık geçerli değil. Evet, belki şimdi slaytları göstermesem de kısaca anlatayım. Bu kurallara uyduğumuz kurallar ve başka bir APEX'in verdiği krediler konusunda kurallar var. Bunların da bu standartlara uygun olması gerekiyor. Ve bu yeşil kurallar muhakkak da saygı gösterilmesi gereken bankanın beklentilerine uyumlu olmak gerekiyor. Bir portföy değerlendirmesi var. Bu finansman konusunda, ihracat konusunda finansman ihracatı yapıyoruz. Çünkü bu eksport ihracat her ülkede mesela Almanya'dan bir şey satın aldığınız zaman sonra Almanya'da da projeyi inceliyor ve de bu projenin ondan sonra da küresel olarak onaylanmasına yardımcı oluyor. Yani projenin gerek çevreye gerek toplumsal sosyal etkileri inceleniyor ve de yani burada sosyal açıdan olumsuz bir etkisi olmaması gerekiyor. Türkiye'deki portföyümüzün %60'ı da yeni yasalara uygun ve bu şekilde çalışmaya devam edebileceğimizi ümit ediyoruz. Sürdürülebilir. Evet, benim kısaca söylemek istediğim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, herkesin de zaten evet, sürdürülebilirlikte konuşmak iyi ama nasıl sosyal mühendislik, finans açısından neler yapılabilir ve şirketler, siz çok önemli bir kavramdan söz etmiş yeşil. Şimdi aslında çok fazla para harcanıyor çevre ve sürdürülebilirlik konularında, fakat bu doğrudan bir etkisi olmuyor. Yani bir yerde finans sektörünün yönünü değiştirme, sigorta, projelerin sigortalanması ve aynı zamanda Charles'ın da söylediği gibi değişik senaryolar ilgileniyor ve küresel etkiyi de bu senaryoları dahilinde inceleniyor ve hakikaten bu şekilde devam edersek çok iyimser olamayacağız geleceğimiz için. Umarım bu sürdürülebilir projelerin finansmanı da inşallah diğer enerji sektörlerine de uygulanabilir ve daha entegre çözümler gerekiyor. Tabii ki çoklu etki ve sinerji ve değişik uygulamaların
yaptığı çalışmalara baktığımız zaman bir şehre veyahut bir yerde ama burada bir sürü kurum devreye giriyor ve sanıyorum finans sektörü de bu çoklu etkileri inceleyecek. Şu anda sorular alabiliriz arzu ederseniz veya herhangi bir şey şu anda yani hakikaten çok önemli konulardan söz ediyoruz. Yani geleceğe yönelik aslında evet gelecek diyoruz ama bu gelecek çok yakın önümüzde. Yani yeni projelerde bu şekilde yeni şekilde finansmanı yeni yapılacak ve her şey eğitim kurumların ve mühendis ve insan kaynakları. Evet bu konuda soru sormak veya görüş belirtmek isteyen var mı? Ben bir iki müsaadenizle iki noktaya değinmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç sunumlardı. İlginç konulardı. Şimdi bu finansmanla ilgili, sürdürülebilir finansmanla ilgili soru sormak istiyorum. Yeşil yıkama dedik. Bu hakikaten önemli bir konu. Avrupa Birliği de ve bir yerde yani sanki yeni kutsal kitabımız olacak yakın bir gelecekti. Şimdi acaba siz bunu da gündeminize almayı düşünüyor musunuz yakın bir gelecekte veya nasıl etkileyecek Türkiye'yi? Şu şekilde sormak istiyorum soruyu. Çünkü biz Avrupa Birliği'nde değiliz Türkiye olarak. Yani bizi acaba nasıl etkileyebilir yani ihracat, ithalat açısından, sanayi açısından Türk şirketleri Avrupa'daki bu kararların ne olacağını sanıyorum bilincindeler. Nasıl uyum sağlanacak ve de bir araştırma yaptığım zaman Türkiye'deki hükümet gerçekten buna hazırlanıyor ve gelecekte ona kaynaklar ayrılıyor ve de her sektöre bir uyum sağlamak için çalışmalar yapılıyor ve bunun tabii etkisini inceliyorlar. Şimdi mesela demir çelik sektörü çevreye olumsuz etkisi olan bir sektör. Onlar artık değişikliklere hazırlanıyorlar Avrupa Birliği kurallarına uygun olabilmek için. Sanıyorum şirketler ve hükümet bunun bilincinde ama belki biraz bunu hızlandırmak gerekecek ki bu projenin de hedeflere uyabilmesi ve için değişik yönlerini incelemek gerekiyor ve bunu da bu proje çerçevesinde umarım aynı zamanda Türkiye'nin de bu konuda gelişmesine yardımcı olacağız. Ama bence güzel ilerlemeler var. Belki meslektaşlarım bu konuda da söz almak isteyebilir. Teşekkürler. Bir kurumlar açısından, finansman açısından bir bazı gelişmeler var. Özel fonlarda veya çapraz fonlarda önemli olabilir. Yasemin Hanım'a da acaba bu çapraz fon projelerine destek veriyor musunuz? Biz banka olarak yapmıyoruz. Ama bunu kalkınma ve finans kurumları yapabilir. Yani o bakımdan biz çok spesifik bir şekilde finansman konusunda
Avrupa Birliği'ne ihraç etmek, ihraç eden şirketlere destek veriyoruz. Tabii burada ama kalkınma bankaları bu kurumlara destek verebilir, fon sağlayabilir. Mesela Avrupa Birliği fonlarından da yararlanılabilir. Ben de bir iki soru sorabilir mi? Şimdi bir yerde gerçekten ilginç bir konu. Evet dedi. Hidrojen hakikaten ilginç bir konu. Hidrojen ilginç bir konu. Evet de gerçekten bilmiyorum finansman konusunda ama yani hidrojene ilgi gösterildiğini söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ederim. Evet yani şimdi 2019'da Washington eyaleti bir yasa onayladı ve bir evet yani burada hidrojenle ilgili yasalar devreye girdi. Gerçi hakikaten büyük bir ileriye doğru bir adım yani yani çok daha fazla fon sağlamak, kaynak sağlamak konusunda çok çalışmalar var. Yani 100 milyon dolarlık bir fondan söz ediyoruz. Ve evet gerçekten de bu konuda da ilerlemeler olduğunu söyleyebilirim. Evet doğrudur. Özellikle bir bazı şirketler ilgileniyor. Fakat hakikaten hidrojene çok daha fazla ilgi var eskisine kıyasla. 5 yıl öncesine kıyasladığım zaman gerçekten de hidrojenin için çok daha fazla ilgi olduğunu görüyoruz. Evet, umarım yakında bu da ilerleyecek. Ben de bir soru sormak istiyorum. Bir geçiş teknolojisinden söz ettiniz. Fakat bir şey merak ediyorum. Hangi engeller nelerdir? Yani bu teknolojiyi dağıtmak, yaygınlaştırmanın konusu karşısındaki engeller nedir? Özellikle güvenlik konusunda. Mesela bir hidrojen kazası olursa teknolojiye ne olacak? Yani acaba insanlar vazgeçer mi? Ya bu tehlikelidir derler mi? Yoksa başka bir şey yapmaya çalışırlar mı? Evet tabii. Bilmiyorum tabii. Ben sadece kafamda öyle bir soru işareti var. Yani bir kaza olursa herhangi can merak ediyorum sadece. Evet, yani bu konudaki güvenlik konusundaki düşünceniz nedir? Yani 100 milyon dolarlık bir uyum söz konusu. Bir kaza hakikaten de çok geriye itebilir tabii. Evet, yani sizin görüşleriniz nedir? Evet, yani... hakikaten de hidrojen yakıt teknolojisi ve bu konuda güvenlik konuları tabii birçok konu ortada. Evet. Yani bir yerde bunu belki 5 yılda, 10 yılda daha ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğiz. Yani yani bir algılama var ve bu algılamada iki şekilde. Bir tanesi teknik açıdan. Evet. Yani burada bu konular da belki. Ama
Evet, yani tabii ki hani burada bir varoluş söz konusu. Evet, şöyle diyelim, evet. Siz bunu fosil yakıtlarına devam etmek istiyor musunuz? Böyle bir soru var. Evet, yani evet, yani evet, hadi evet. Ve bir yerde ve her türlü belgeler var, araştırmalar var, sorgulamalar var. Ve hakikaten siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bütün boyutlarını da incelemek bir. Tabii yani hidrojen olmadan buradan oraya gitmek belki istiyor ve de bir kişi de diyebilir ki evet bir şekilde bir yol bulmalıyız. Bunlardan bir tanesi de yerel olarak çalışmak. Yani hakikaten 300-400 kilogramla çok şey yapılabilir. Amerika Birleşik Devletleri için yani buradaki bu hakikaten de çok önemli. Yani teknoloji burada. Tamam mı? Evet. Yani burada konteynerler gözünde tutulduğu zaman 3 seviye teknolojisi var. Ve yerel teknoloji ve bu da webde zaten görünüyor. Evet, hakikaten gerçekten bir sorun olduğunu ben de inliyorum. Ama şimdi şöyle diyeyim, hakikaten benim için bana göre hani böyle tesisleri önerdiğimiz zaman yani bunda tabii de kafamızı çalıştırmamız gerekiyor ve güvenlik konusunda neler yapılabilir? Tabii bilim adamları var bu konuda çalışan. Evet. Evet, yani bir başlama, bir başlangıç diyorum. Ondan sonra evet yani sadece ondan sonra da tabii insanları zorlayamazsınız ama bir yerde denemeye hazır olan insanlar çok daha zihni açık ve bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Evet yani burada gerçekten de hani böyle fiziksel olarak da tabii ki de yani evet. Evet yani evet yani belki hani yeni bir akü söz konusu olabilir. Ama tabii bunu da bir şekilde yapmalıyız, yapabilmeliyiz. Evet, odaklanmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet yani burada tabii bütün teknolojileri birlikte kullanma gibi bir konu. Tabii ki evet bazı aralar vardı ki aralıklar var. Evet yani belki evet zorluklar var muhakkak sorunlar var. Akülerle ilgili ve akülerin atılması ortadan ve şimdi tabii lityum ve uyarlamadan yani yerel uyarlama, yerel adaptasyondan söz edenler var. Evet, yani buna bütünleşik bir şekilde baktığımız zaman şu anda tabii değişik riskler var. Bir yağmur 10 dakika içinde bütün kenti felç edebilir. Bir patlama hakikaten çok büyük bir etkisi olabilir yani pandemi gibi ve mesela şimdi tabii ki bu dağıtımda sorunlar olabiliyor yani sonuçta insanların çıkarı söz konusu. Evet, mühendisler gerekiyor, planlama ve teknik kişiler gerekiyor kesinlikle.
Ama toplumun öğrenmesi ve birçok finansal açıdan esneklik kazanması çok önemli. Yani böyle çoklu beceriler, çoklu öngörüler gerekiyorsa. Evet, evet. Şimdi artık bitiriyoruz. Söz artık toparlıyoruz. Kapatma saatimiz geldi. Bir soru sormak istiyordum. Kentsel ortamdaki çeşitlilikten söz ettik. Yani burada biyoçeşitlilikten söz ettik. Biyoçeşitlilik kentsel ortamda. Evet, bu bir soru mu? Evet. Evet, bugün hakikaten kentlere baktığımız zaman yani biyoçeşitlilik var ve artıyor. Yani bir şimdi evet yani tabii yani bu biyoçeşitlilik konusunda hakikaten bir şekilde bir yöntem vardır. Evet, arılar biyoçeşitlilikte çok başarılı. Evet yani ve kentlerde büyük bir kent. Biyoçeşitliliği nasıl koruyabiliriz? Çünkü bazen biyoçeşitlilik mesela tarım alanları da, ve ormanlar bade biyoçeşitlilik ama tabii gıdaya ihtiyacımız var. Onun için hani bazı ormanları kesip oraya tarım alanına dönüştürülüyor ve birçok modern kentte de bu böyle bir sorun yaşanıyor. Daha fazla odaklanmamız gerekiyor kentsel ortama ve bu sorunu çözmemiz gerekecek. Çok teşekkür ediyorum. Evet yani bir yerde bu kavramda doğayı şehirlere getirme kavramı ve bir şekilde de tekrar geçmişi tekrar canlandırmak. Yani daha doğaya yakın altyapı tasarımı diyelim. Bazı projeler var. Kore'de, Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da. Evet. Evet. Evet yani bir yerde daha doğaya saygı yani ekolojik koridorlar yani doğayı merkeze getirmek ve ondan sonra insanları yani bu kentsel tasarım dediğiniz zaman bu da yapılması gereken bir meşaj. Bölgeler ve daha gitgide kalabalıklaşıyor ve kentlerde daha fazla kalabalık oluyor. Yani bir yerde insanların bakış açısında bir değişiklik var. Sanıyorum burada bir yerde ortak bir yani finans, teknoloji, bilim, mühendislik, sanat ve bizim laboratuvarımızda bu entegrasyonla yani bütün disiplinlerin bütünleşmesi ve doğayı kentlere nasıl getirmek. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcılara. Evet zamanımız burada tamamlanmıştır. Evet katılanlara çok teşekkür ediyoruz ve bu altyapı gerçekten de önemli bir konu. Hepinize teşekkürler ve katılımınız için teşekkürler ve iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet.